Değerli izleyenler, 2. Beyazıt tarafından yaptırılan Sivas İthikiyesi'nin altında bulunan 1600 yıllık tarihi Sultan Sarnıcı'nın düğün, nişan, kına ve sünnet gibi sesi organizasyonlarda kullanılması tepkilere neden oluyor. Çünkü Sarnıcı'nın hemen üstünde cami bulunuyor. Haliyle caminin altında sesli müzik organizasyonu halkın tepkisini çekiyor. İstanbul'un Fatih ilçesi Ali Kuşu mahallesinde bulunan Sultan Sarnıcı'nın hemen üstünde 15. yüzyılda 2. Beyazıt tarafından yaptırılan Sivasi tekkesi uzun zamandır gündem oluyor. Tekke yüzyıllarca asli fonksiyonunu korumuş ancak son yüzyılda tahrip olmuştu. Tarihi mekanların yeniden ihyası için temel kazısı 2016'da başlayan, restorasyonunun %80'i tamamlanan tekke camiye dönüştürülerek hizmete açıldı. Cami 3 ay önce ibadete açıldı ancak resmi açılışı 4 Ağustos tarihinde yapıldı. Tekkenin camiye dönüştürülerek ibadete açılmasına sevinen mahalleli ve esnaf, özellikle namaz saatlerinde alt katta bulunan Sultan Sarnıcı'nda çalgılı düğünlerin yapılmasına tepki gösterdi. İK muhabirine konuşan esnaf ve mahalleli bu tür organizasyonların yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Bazen namaz kılarken alttan sesler oluyor. Gerçekten cemaat hepsi de muzdarip, bu konudan rahatsız oluyoruz. Yani müzik sesiyle beraber namaz kıldığımız zamanlar oluyor. Bu konuyla alakalı biz de şikayetçiyiz. Bütün mahalleli olarak ben esnafım. Burada bir sürü insan bu konudan şikayetçi, muzdaribiz. Üste gidip namaz kılıyoruz. Hafta sonları düğünler oluyor burada. Camiye edebe uymuyor yani, yanlış bir şey. Esnafız burada. Vakit namazlarında ya da cuma namazında ya da akşamla yatsı arasında, akşamları orada düğün olduğu zaman namaz kılarken altta müzik sesleri hiç etik olmuyor, güzel olmuyor yani. Huşumuz dağılıyor. Talebimiz yani bu işin düzeltilmesi. Ne yapmamız gerekiyor? Camiyi kaldıramayız. Çare? Düğün salonunda, orası düğün salonunda aynı zamanda yemekli toplantılar vesaire oluyor. Düğünleri iptal edersek sadece yemekli salonu, hani böyle şeylere, misafirlere özel. Onlar kendi aralarında yapıyorlar işte, neyse.